Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlarım. Biliyorsunuz dün bir yıldızlanma ile ilgili bir video çekmiştim. Arkadaşlar sıkıntı şöyle bir şey. Bakınız benim videolarımı izledim. Şöyle bir izleyici kitleme bakıyorum. Tabi istatistik önümüzde, veriler önümüzde hep. Şöyle bir şey var. Beni izleyenlerin %60'ı bana abone değil. Benim abonelerimin %40'ı videolarımı izliyor. Bütün videolardan söz ediyorum. Komple. Fakat benim izleyici kitlemin, kısacası benim abonelerimin neyi izlediklerini, neyi istediklerini ben bilemiyorum. Biliyorum aslında. Önümde videoların izlenme oranları var. Biliyorum aslında da geniş kitlelere soru sormuyorum. Arkadaşlar eğer beğendiğiniz yıldızname ise videoların altına yazın. Yıldıznamelerinizi beğeniyorum. Beğendiğiniz tarotsa yazın. Ben artık haftalıkları dedim. Ben artık haftalıkları bakmayacağım dedim. Ama şu da bir gerçek. Arkadaşlar yani bazıları dedi ki biz farkında bile değiliz. Biz abone değilmişiz. Beğeni de yapmıyoruz. Arkadaşlar böyle olmaz yani. Eğer beğeni yapmazsanız keşfete düşmem ve benim bildirim zilini açmanız lazım. Bildirim zilini açmazsanız yine aynı şekilde bildirim gitmez, videolarımı izleyemezsiniz. Kısacası eğer yıldıznamelerimi beğeniyorsanız yıldızname tercihimizdeyin. Astrolojik yorumları beğeniyorsanız astrolojik yorum. Ritüellerimi beğeniyorsanız ritüeller. Çünkü ben her gün 2 tane 3 tane video atarken ritüeller geri kalıyor. Yani bu bir basit kompleks olayı falan değil. Bir de arkadaşlar yıldızname dediğim gibi Caferi Sadık kitabından bakılır. Yıldızların menzilinden bakılır. Eğer sen bir kitabı açıp okuyorsan onun adı tefaüldür. Tefaül yani kitap falıdır. Eskiler ne yaparlar? Ellerine ya bir Şirazi'nin Gülistan diye bir kitabı var arkadaşlar. Şirazi'nin Gülistan diye bir kitabı var. En çok ona bakılırmış falan. Ya da Mevlana'nın Mesnevisi var. Açarlarmış. Derlermiş ki bir konu aklında tutuyor. Benim oğlum atıyor. Ben kitap da bulamıyorum. Evin her yeri kitap, kitap bulamıyorum. Hayretmiş. Ha, neyse bir tane bulduk. Elimde diyelim ki bu elimdeki kitap Mevlana'nın Mesnevisi. Ya da dediğim gibi İran Edebiyatı'ndan Şirazi'nin bir eseri. Şu açıyorum. Gidiyorum. Hoca efendi merhaba. Selam aleyküm. Aleyküm selam. İşte diyoruz ki benim oğlum evlenecek. Hayır mıdır şer midir? Hoca açıyor. Sağ taraftaki yoruma bakıyor. Sol taraftaki yoruma bakıyor. Ya da harfleri sayıyor. H harfi sayılıyor arkadaşlar. Ha, ha, ha harfi. Eğer sağdaki H'ler çoksa hayır. Soldaki H'ler çoksa şer diyor. Çıkıyor işin içinden. Arkadaşlar tarih boyu bunun adı tefeül. Tefeül falı. Kitap falı. Şimdi eline bir kitap alıp da hır 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 okumak o bir yıldızname değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yıldızname Yıldızların Menzili kitabından Muhittin İbni Arabi'den ve aynı zamanda Evcet hesabıyla bakılır. Caferi Sad'ın kitabından bakılır. Budur. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Yıldızname mi istiyorsunuz? Yoksa astrolojik yorum, tarot mu istiyorsunuz? Hangisini beğeniyorsunuz? Yazın. Diyelim hem senin kahve falını beğeniyorum. Hem de senin su falını beğeniyorum. Yıldızname'yi de seviyorum diyorsan 3 tane seçenek de yazabilirsin. Yazın seçenekleri. Yıldızname'yi beğenmiyorsan, istemiyorsan niye istemediğini de yaz. Ona göre ben bileyim arkadaşlar. Çünkü bugün beni arayan yüzlerce kişi bak diyor. Tekrar bak ya ben bakarım mesele değil arkadaşlar. Birileri kitap falı bakıyor yıldızname diye dediğim gibi. Ama ben kitleme hitap etmiyorsam benim kitlem, benim izleyicim, benim abonem benden tarot kahve istiyorsa, ritüel istiyorsa ben de ısrarla yıldızname çekiyorsam bu sefer benim kitleme haksızlık oluyor arkadaşlar. Benim kitlemin ne istediği önemli benim için. O yüzden yazmanızı rica ediyorum videoların altına. Bundan sonra yazın yorum kısımlarını arkadaşlar. Yine bununla ilgili bir video çekeceğim. Yani
Bu abone olayını çözmemiz lazım. Abone benden ne istiyorsa ben onu bakacağım arkadaşlar. Benim abonelerim fazla seyretmiyorsa onların istediğine gideceğim ben de. Abone olmayanlarla uğraşamam yani. Evet, akrep burçlarına geliyorum dostlarım. Bakalım sevgili akrep burçlarını ne bekliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eray tellezi yeküzü bir biddin. Fezali kellezi yedi uliyetim. Vela yahudda ala tamim miskin. Feveylil müsallim. Ellezine hum an salatim sahun. Ellezine hum yuraun ve yemmehunel maun. Maun suresini okudum arkadaşlar. Gördün mü o dini yalanlayanları? Odur ki işte yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarında gaflet içindedir, yanılgı içindedir. Onlar ki gösteriş için yaparlar bu işi ve yardım yaptılar sanır, zekatı da vermezler diyor arkadaşlar. Maun suresi zekatlardan, insanlar arasında ilişkilerden, komşuluk ilişkilerinden, yetimi korumaktan, yani kısacası yakın çevre ilişkilerinden söz ediyor. Yakın çevre ilişkilerinde düzenleyin diyor. Komşunu kendin gibi sev diyor. Ona başka kutsal kitaplarda aynısını söylüyor. Yetimi kendi evladın gibi sev diyor. Yetimin gerekirse işte başını okşa, yani veremeyecek bir paran yoksa da falansa atıyorum bir sevgini göster yetime diyor, öksüz ediyor. Onları anlatıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi akrep burçlarının Nisan ayı yorumuna baktığımda arkadaşlar bir sağlık problemi gözüküyor. Ödem tarzı olabilir, tansiyon tarzı olabilir, başla ilgili bazı problemler var. Düşünceleriyle ilgili, düşüncelerin hayata geçmesiyle ilgili problemler var. Düşünceyi hayata geçirmeye çalışacaklar, planlarını hayata geçirmeye çalışacaklar. Evet. Yüksek sesle birilerine ses, yani yüksek sesle konuşmaları gerekecek. Bu mecazi anlamda. Ya sesinizi duyuramadınız, söylemek istediklerinizi söyleyemediniz. Biraz dillendirmeniz gerekecek. Belki bir miras olayınız var, mahkemeye vermeniz gerekecek ama kazanan siz olacaksınız. 6 sayısı Nisan ayı boyunca sizin karşınıza çıkacak. 6 nedir? 6 böyle zöhre sayısıdır, Venüs sayısıdır. Hayatınıza güzellikleri katabilir, hayatınıza yeni bir ışık getirebilir. Arkadaşlar yalanlardan, yılanlardan, riyalardan bıktığınız, usandığınız gözüküyor. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Bir takım yolunu gözlediğiniz insanlar, görüşmek istediğiniz insanlar sizin karakterinizde olmayacak. Bunu göreceksiniz. Kısacası böyle pek güvenmeyin ya da işte gelir diye beklemeyin. İki yüzlü insanlar olabilir, çatal dilli konuşanlar olabilir. Bunlara karşı da dikkatli olun. İsminizin duyulacağı bir ay olacak. Kendi adınızla bir iş başaracaksınız. Bir şeye imza atacaksınız. İmzalı bir kağıdınız var. Sözleşme olabilir. Kira sözleşmesi olabilir. Hayırlısıyla bu da size yeni bir can ve kan katacak. Maun suresinin akrep burçları 7 defa, her salı günü 7 defa okuyacaksınız ya da dinleyeceksiniz. Onun bitiminde diyelim 7 tane Maun suresini okudun salı günleri. Her salı günü, bakın her salı günü Ya Hayyu Ya Kayyum esmasını 184 kere çekmenizi rica ediyorum. Hay diri kalmak, siz de biliyorsunuz. Hay diri kalmak ve kayyum arkadaşlar, evet, gökleri ve yeri ayakta tutmak. Diri olan ve her şeyi ayakta tutan. Diri olmak için ve her türlü sağlığa kavuşmak için. Vücudumuzdaki herhangi bir ödem varsa, bacaklarımızda bir sorun varsa, ben de Ay burcu akrep olaraktan durduğum yerde çok sıkıntı çekiyorum.
kramplar giriyor. Sizde de oluyor bilmiyorum. Ya hayu ya kayyum çekeceğim. Sevgili bacaklarım, beni bütün gün taşıyın. Beni de koruyun diyeceğim sevgili dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hayra alamet olsun. Ve Nisan ayı hepimize kutlu olsun. Sevgili sırdaşlarım, hoşça kalın, dostça kalın akrep burçları.